İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ekonomide bu haftayla bir kez daha karşınızdayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Meclis Plan ve Bütçe Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Bülent Kuşoğlu ile yapacağız yayınımızı. Hem bugün açıklanan enflasyon rakamlarını hem de 2018 bütçesini değerlendireceğiz. Ayrıca genel kurulda da torba yasanın görüşmelerine başlandı. Vergi zamları özellikle MTV zamları ile gündeme gelmişti. Hepsini konuşmaya çalışacağız. Ben hemen konumuza dönmek istiyorum. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Yoğun bir tempodan geldiniz biliyorum. Mecliste çalışmalar devam ediyor. Hem genel kurulda torba yasanın görüşmeleri başlandı. Bir yandan da komisyonda artık 2018 bütçesi tek tek kurumlar bazında ele alınıyor. Bütçeye geleceğiz ama hemen öncesinde bugün çok önemli bir veri açıklandı. Enflasyon verisini TÜİK açıkladı ve son yılların en yüksek rakamıyla karşılaştık. 9 yılın zirvesine çıktığını söyleyebiliriz yıllık enflasyonun. Nasıl değerlendiriyorsunuz? %12'yi görmüş durumda neredeyse ve orta vadeli planda bir tek haneli %9 küsürlük bir hedef var ama bunun tutmayacağı da artık neredeyse netleşti. Çünkü Merkez Bankası Başkanı Kasım'da da yükseliş devam edecek ancak Aralık'ta düşüş başlayacak dedi. Yıl sonunda çift haneyle biten bir enflasyon, yükselen fiyatlar. Vatandaşın başına tabii bir yandan da vergi artışları geliyor meclisten çıkan yasalarla. Nasıl değerlendirirsiniz bu tabloyu? Dediğiniz gibi bir rekorla bu sabah karşılaştık. Ekim ayı enflasyonu herkesin beklentisinin üzerinde çıktı. Bu demektir ki 12'ye yakın bir rakam. Hatırlarsınız son programda sizinle birlikteydik yine bu konuları konuşuyorduk. Ben enflasyonun yıl sonu itibariyle çift rakamlı hanelerde olacağını iddia etmiştim. Hükümetin verdiği rakamların aksine, Merkez Bankası'nın tahmininin aksine maalesef öyle gerçekleşiyor. Yine de maalesef diyorum, üzülüyoruz tabii. Çünkü enflasyonun sonuçta 12'ye dayanmış olması demek, zam demek, vergi demek. Şimdi dün başladık biz mecliste genel kurulda görüşmeye. Bir torba kanunu var. Orada hükümet rakamları tam olarak vermedi ama 40-50 milyar civarında bir zam ve vergi artışı var vatandaşın üzerine binen. Bu daha da artacak çünkü bu enflasyon rakamı çok şeyi değiştirecek. Çünkü bu enflasyon rakamından sonra faizlerin de burada kalması mümkün değil. Yani artık hazine 12 ile borçlanamaz. Borçlanma rakamı artacak. Faiz artacak, döviz artacak, arttı zaten bugün görüyorsunuz. Bununla paralel olarak bütün şeyden ithal ettiğimiz ürünlerin rakamları artacak. Onlar yurt içindeki ürünleri etkileyecek ve daha pahalı, hayat pahalı hale gelecek, daha da sıkıntılı hafta olacak. Hafta başında benzin ve motorine yapılan zam zaten çok yüksekti. Evet, zaten 11 ve Kasım ayında 18 kuruşluk zamlar var. Onları yeni zamlar takip edecek, sıkıntı olacak. Yani biraz önce programı beklerken biliyorsunuz Cumhurbaşkanı işte gündemimiz bu, hayat böyle güzel falan, çok farklı bir tablo çiziyor. Orada pembe bir tablo çiziyor. Hayatın gerçeği de bu işte. Evet, enflasyon. Türkiye'nin gerçeği bu. Vatandaşın böyle ezildiği, vatandaşın sıkıldığı bir tablo var maalesef. Daha da kötü olacak öyle görünüyor. Ekim ayı enflasyon rakamının şu yönden de önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yeniden değerleme oranına da baz alınan bir veri ayrıca Ekim ayında da ortaya çıkıyor. 12 aylık üfeye göre yeniden değerlemenin belirlendiğini biliyoruz. Bu da %14'ün üzerinde. Yani hükümet isterse buna bir %50 daha ekleyip %20'ye de çıkarma yetkisine sahip ama bunu kullanmayacağını farz edersek yılbaşından itibaren birçok vergiye, harçlara, trafik cezalarına, pek çok cezaya %14,47 tam rakamı söyleyelim, %14,5 neredeyse zam gelecek. Evet. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani o da otomatik yansıyacak demektir aşağı yukarı. Hükümetin gerçi %50 altında veya üstünde tespit etme yetkisi var yeniden değerleme oranını ama dediğiniz gibi sonuçta bu en az 10, en fazla işte 18-20'ye yakın bir rakam olacak, o civarda bir rakam olacak. Bayağı yüksek bir rakam. Şimdi bütçeye de herhalde geleceğiz, bütçeyi de konuşacağız. Evet, ben Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geliyorum, biraz sonra tekrar gideceğim. Devam edeceğiz bütçe görüşmelerine. Evet, sürecek. Şimdi geçen yıl, yani bu yılın bütçesiyle 2017 bütçesiyle 2018 bütçesi arasında %18'in üzerinde bir artış var.
büyük bir bütçe yapmaya çalışıyor hükümet. Her ne kadar başbakan bundan sonra debdebe şatafat falan olmayacak dedi, tasarruf yapacağız dediyse de bu, dün ben genel kuruldaki konuşmamda da belirttim. Yani nasıl bir şey anlayamadım ben bunun mantığını. Tasarruf bütçesi diyoruz ama çok büyük bir bütçe yapıyoruz. Harcamalar artıyor. Şeyden halktan toplayacağımız vergileri artırıyoruz. MTV'yi biliyorsunuz. %40'ları aslında %40-25'e düşürüldü de ama aslında o yine de sistem maalesef, değişikliği nedeniyle %40'ları hatta %45'leri bulabilecek bulabiliyor oranlar var. Maalesef. %50'yi bulan yer şey var. Oran var. Oranlar var. Artış var. Çok garip bir döneme girdik. Ne yaptığını bilmeyen de bir hükümet var. Yani geçen yıl hatırlarsanız vergileri azaltarak harcamaları artırmaya çalışmıştı. Özellikle beyaz eşyayı, üzerinde özel tüketim vergisi olan malların piyasadaki satışını artırarak piyasada bir hareketlilik temin etmeye çalıştı. Bununla idare etmeye çalışıyordu. Şimdi öyle bir şey de yok. Yani hem tasarrufları teşvik ediyorum diyor, hem bir taraftan da tüketimi artıracak bazı unsurlar ilave ediyor. Ne yaptığını bilmiyorum. Torba kanunu 127 madde. Ya bakıyorum, anlamaya çalışıyorum hükümetin ne yapmaya çalıştığını, amacının ne olduğunu bulamıyorum. Bir öyle bir böyle. Ama sonuç olarak var, ne var? Zam var, vergi var. Evet. O kesin. Hem torba yasadan hem de 2018 bütçesinden bunu anlamak mümkün. Çünkü vergi artışlarında özellikle vergi geliri artışlarında özellikle ÖTV, KDV gibi kalemlerde ciddi bir artış var. Bu evet. Da hani vatandaşın sıradan tüketiminin üzerinden alınan vergiler demek. Evet. ÖTV ile ilgili yaklaşık 150 milyar liralık bir hedef olduğunu biliyoruz. Yani bu MTV zammı dışında başka zamların da habercisi olarak görülebilir mi? Kesinlikle olacak. Hatta bir şey de söyleyeyim, bu iyi bir haber olarak belki memurlar için. Memurların bu yeni enflasyondan sonra bir daha önce öngörülenin üzerinde bir artış olacağı için ilave bir enflasyon farkı vermek zorunda hükümet. Evet. Ama o da karşılamayacak. Yani onların kayıplarını karşılaması mümkün değil. Ama bu şu anda OVP'yi ve bütçeyi etkileyecek. Gelecek yıl için, 2018 için 763 milyarlık bir bütçe yaptık. Devletin bütçesi bu. Bu da yetmeyecek. Yeni vergiler koymak zorunda kalacaklar. Yani o memur zammını karşılamak için yeni vergiler, yeni zamlar. Yani verilecek ama hemen anında geri alınacak, geri çevrilecek. Yani öyle garip bir Özlem Hanım. Şimdi bir otomobil alıyorsunuz memur olarak. Zar zor taksitle faiz ödüyorsunuz vesaire. Aldığınız otomobil diyelim ki normal çıplak fiyatı 100 bin liraysa üzerine vergiler falan geliyor, 200 bin lirayı buluyor. Ondan sonra da o zaten orada bir 100 bin lira vergi ödüyorsunuz. İşte yıllar boyunca ödeyeceksiniz taksitle aldığınızı varsayalım. Ondan sonra memursunuz, onun benzini veya motorini her ay dolduruyorsunuz depoyu. Onun üzerinde de 2/3 oranında şey var, vergi var. Yine vergi ödüyorsunuz. Yani memur vergi ödemiyor diyorlar ama işte ödüyor. Suyundan vergi, elektriğinden vergi, benzininden vergi, aldığı ne varsa her şeyinden vergi. Bunlar hepsi geri alınıyor. Sabah elektriği yaktığımız anda, kalktığımızda vergi ödemeye başlıyoruz. Dolayısıyla bütün bunlara tekrar tekrar zam yapılacak, üzerlerinden vergi alınacak. 2018 zor bir yıl olacak. Zor geçecek gibi görünüyor, evet. Enflasyon rakamları. Hükümet için de zor olacak. Onlar için de zor olacak. Çünkü geldikleri noktada büyük sıkıntı var. Bugün başbakana şey soruldu, cuma çıkışı. Bu enflasyonun çok yüksek olduğundan bahsedildi. Orada gereken önlemleri alacağız dedi. Onlardan bahsetti. Ya şimdiye kadar almadınız mı gereken önlemleri? Açıklayacağız yakında yani. Dedi. Merak ettik yani, aslında. Evet yani önlemler. Ne var? Şimdiye kadar yapılacak her şeyi yapmaya çalıştıklarını söylüyorlardı enflasyon konusunda. Bundan sonra daha tedbir alınacak. Olur mu bundan sonra? Raddeye geldikten sonra tedbir alınacak. Şimdi bunu tutmak mümkün değil. Çünkü enflasyonun biz yaşadık geçmişte. Psikolojik bir etkisi var. Tutmak çok zor. Yani dolardaki yükseliş de tetikleyecek, baz etkisi olacak. Doları ve faizi etkileyecek. Tabii bütün ürünlerin fiyatlarını etkileyecek ve
daha pahalı bir hayatla, enflasyon ortamıyla karşılaşacağız. Peki bütçeyle ilgili her zaman konuşulur. İşte en yüksek pay eğitime ayrıldı. Yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu yılda en yüksek pay eğitime ayrıldı ama orada pek çok aslında eğitimin sorunlarına dair de soru işaretleri var. İşte tekli sisteme geçilecekti ama hani bu eğitime ayrılan payla bu mümkün mü değil mi? Ya da işte yatırımlarla ilgili, yeni istihdam yaratabilecek yatırımlarla ilgili ne kadar kaynağı olabilir Türkiye'nin? Hani bütçe bunların da habercisi. Neler söyleyebilirsiniz alt kalemlere baktığımızda? Şimdi çok büyük bir bütçe yapıldı. 763 milyar liralık bir bütçe. Fakat bunun içerisindeki yatırımlara ayrılan pay küçük. Bir hesaba göre, Maliye Bakanı'nın verdiği rakamlara göre 85 milyar. Ama ben onun gerçekte daha düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı unsurlar yatırım değil aslında. Gerçek anlamda yatırım değil. Yani yatırımlara ayrılan pay %11'i geçmiyor. Aslında bir devlet bütçesinde, kamu bütçesinde %11 çok düşük bir pay yatırımlar için. Bunun artırılması lazımdı. Gerçekte %10'un bile altında. Bunların hepsi gerçekleşmeyecek. Çünkü ayrılan payın hepsi yatırıma gitmeyecek. Dolayısıyla bu bir yatırım bütçesi değil. Geleceğe yönelik bir yatırım bütçesi değil. Şeyle, eğitimle ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Eğitimde çok büyük bir, bizim 20 milyona yakın öğrencimiz var. Bunların da şimdi rakamı hatırlayamadım. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Milli Eğitim bütçesinde çok öğretmenimiz var bizim. Çoğu personel gideri tabii olarak. Tabii öğretmen maaşlarına gidiyor %90 küsur. Yani orada da eğitim yatırımlarına ayırdığımız bir pay yok kamudan. Yeni derslik yapılması gerekiyor ki tekli tabii sisteme geçilsin ama çok da mümkün görünmüyor. Yatırıma pay ayırmıyoruz yani eğitimde de. Öğretmen maaşlarına gidiyor. En büyük bütçe eğitim bütçesi, evet öyle de öğretmen maaşlarına giden bir bütçe. Şey değil, eğitim yatırımlarına giden bir bütçe yok orada. Öyle olduğu için de ne geleceğe yatırım yapabiliyoruz uzun vadeli, ne orta vadeli düşünebiliyoruz, perspektifimiz var. Her şeyi bu kısa vadeyle düşünmeye çalışıyoruz. Kısa vade içerisinde bir yanlış yapmayalım, seçimlerden önce bir yanlış içerisinde olmayalım, oy kaybetmeyelim, bütün kaygı bu. Böyle olunca büyük sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Demokrasinin bir şeyi vardır, fazileti aslında orada politikacıya düşüyor o. Politikacı uzun vadeli düşünmek zorundadır. Hesaplarını öyle yapmak zorundadır. Biz çok kısa vadeli düşünür olduk ülke olarak, hükümet olarak. Maalesef onun da sonuçlarını görüyoruz işte, sıkıntılar. Enflasyonu bir kere önleyemeyen bir hükümet var. Faizle ilgili olarak çok popülist söylemleri olduğu için altından kalkamayan bir hükümet var. Yatırım ve tasarruf konusunda öyle. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönem vatandaşın sırtına yüklenecek zahme vergi olarak. Peki yine güvenlikle ilgili de özellikle orta vadeli planın açıklandığı gün bu zamları açıklamıştı Maliye Bakanı. Oradan çıktı bu zamlar ve torba yasada hayat buldu diyebiliriz. Ve buradan elde edilecek kaynağın güvenlik harcamalarına gideceğini, savunma sanayi fonuna aktarılacağını söylemişti o gün Maliye Bakanı Naci Abal. Bunu bütçede görebiliyor muyuz? Yani Türkiye'nin 2018 yılında güvenlikle ilgili harcamaları artacak mı? Yeni elde edilen gelirler savunma sanayi fonuna mı aktarılıyor? Hani bunun dağılımı nasıl görünüyor yeni bütçede? Bütçe maalesef şeffaf değil. Prensiplere, bütçe prensiplerine uygun bir bütçe yapılmış değil ama gördüğüm kadarıyla savunma sanayi fonuna ayrılacak rakam 18 milyar civarında. Dolayısıyla artışın hepsi savunma sanayine gitmiyor, güvenliğe gitmiyor. Nereye gittiği konusuyla ilgili soru işareti var. Bakın bu sene borçlanma 47 milyondu. 2017'den bahsediyorum. 47 milyardı. Bütçe açığı kadar. Onun %5-5-2 artısı vardır yasal. Onlar da kullanıldı. 52 milyar yaptı. Ama biz torba kanununda getirilen bir maddeyle 89 milyara çıkarttık bu şeyi. Çıkarıyoruz genel kuruldan geçerse. 89 milyar borçlanacak Türkiye. Peki bütçe açığı 65 milyar falan olacak bu sene için. 62 milyar olacak. Neden fazla borçlanıyoruz peki? Hükümet bir şeylere hazırlanıyor. Bir sıkıntıya gireceğini öngörüyor. Normalde kanuni olması gereken
rakamın çok üstünde bir şekilde. Kanunun kendisine verdiği yetkinin çok üstünde borçlanıyor. Döviz biriktiriyor, altın biriktiriyor. Çünkü bir sıkıntıya girecek hükümet, onu görüyor. Ben de onunla ilgili bazı tahminler yapabiliyorum, biliyorum ama bunu hükümet yetkililerine sorduğumuzda geçen akşam Başbakan Yardımcısına sordum. Efendim dedi, biz Ocak ayında önemli bir şey var, faiz ödemeleri var, onlar için hazırlanıyoruz. Hiç ilgisi yok çünkü her ay zaten mesela bu ayki şeyin, borçlanma rakamının, geri ödeme rakamının çok daha azı söz konusu Ocak ayı içerisinde. Hükümet onları her zaman için karşılayabilir. Farklı bir sebep var, farklı bir sahik var borçlanmanın, bu kadar rezerv biriktirmenin altında ama onu açıklamıyor. Bu güvenlik bütçesiyle açıklanacak bir rakam da değil. O da doğru değil. Farklı bir sebep var. Yani tahminde yürütmek istemiyorum şu anda. Yani bölgedeki stratejik sorunlarla ilgili ya da işte Irak'la Suriye ile oraya yapılan sınır ötesi operasyonlarla ilgili, terörle mücadele ile ilgili bir kaynak olduğu söylenebilir mi? Ya Türkiye terörle mücadele ile ilgili eğer bir sıkıntı yaşarsa güvenliği ile ilgili olarak her zaman Türkiye büyük devlettir. Kaynaklarını hemen seferber edebilir. Türkiye'nin de önemli kaynakları var. Hemen o tarafa kanalize edebilir. Bazı yatırımları durdurur, bazı harcamaları durdurur. Anında bunları geçmişte yaptı. Anında güvenlik için kaynaklarını, ödeneklerini seferber eder. Hiç tereddütümüz yok. Bu farklı bir konu. Hükümetin korktuğu bir şey var, sıkıntı var. Evet, 2018 yakın gelecekle ilgili olarak bazı şeylerden korkuyor. Bu tabii anlaşılıyor. Yani ben nasıl bir tahmin yürütüyorsam, yabancılar da benzeri bir tahmini yürütüyor. Türkiye'ye şu anda 170-200 milyara yakın, 175-180 milyara yakın para yakın zamanda sıcak para vardı Türkiye'de. Bu paranın daha büyük bir faizle gelmesini bundan sonra bekliyoruz. Onlar da biliyorlar, onlar da maliyetlerini artırıyorlar. Hı hı. Sıcak parayla onların verdiği borçla yaşayan bir ülke olduk maalesef. Onlara muhtacız. Hı hı. O hale geldik. Bundan sonra da öyle devam edecek, artarak devam edecek ama maalesef. Peki 2018 bütçesi için hani özellikle zamlar ve vatandaş için pek çok hani bilinmeyen var diyebiliriz bütçede. Başka neler söylenebilir? Yani hani genel özelliklerle baktığımızda işte dikkatinizi çeken artan artışlar, mesela Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüştünüz. Orada dikkat çeken, tartışma yaratabilecek kalemler. Yine işte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesiyle ilgili. Evet. Hani böyle kurumsal bazda bakıldığında göze çarpan artışlar var mı? Biz aynı zamanda 2016 bütçesinde bu şeyde denetliyoruz. Kesin hesap deniyor ya. Onları denetliyoruz. Yani 2016 bütçesi yapıldı, harcamaları yapıldı hükümet tarafından. Şimdi onun denetimini yapıyoruz. 560 milyarlık bir bütçeydi o. Şimdi 560 milyarı denetliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı bütçesine bakıyorsunuz. Yılbaşındaki ödeneği 2016 için 434 milyon lira. Hı hı. 434 milyon lira kullanacağım demiş Cumhurbaşkanlığı. Ki bu 2000 yılında 13 milyon liraydı yani. Anormal bir çıkışı var Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Sayın Erdoğan geldikten sonra. 434 milyonluk bir başlangıç ödeneği var ama yıl sonundaki harcaması 1 milyar 292 milyon. 3 katı. 3 katı. Ya bu bütçe değil. Bunu eleştirdim ben Cumhurbaşkanlığı bütçesinde, genel sekretere de söyledim. Böyle bütçe yapılmaz. Böyle bütçe yapıyorsak o zaman oynamayalım bu oyunu. Yapmayalım bütçe. Yani 3 katı bütçeleme yaptığınız rakamın 3 katı sonuçta harcama yapıyorsunuz. Olmaz böyle bir şey. Ve bütün bunları da doğru dürüst kayda almıyorsunuz. Bir işletmede, bir şirkette, siz de ben de, izleyenlerimiz de biliyor. Yapılan harcamalar, gelirler, giderler. Doğru dürüst kayda alınmazsa bunun sonu ne olur? O işletme batar. Cumhurbaşkanlığı gibi bir kurumda doğru dürüst maalesef muhasebe yapılamamış. Yanlış amortisman ayrılmış, yanlış gider yazılmış vesaire. Onlarla ilgili olarak uğraştık. İnşallah önümüzdeki yıl için düzelteceklerini söylüyorlar. Bakalım nasıl düzelecek. Evet, kurumlar... Benzeri eleştirileri birçok kurum için yapabilirim maalesef. Birçok bakanlıkta bugün şu anda Ulaştırma Bakanlığı'nı görüşüyoruz. Orada da aynı durum var. Biz yatırımları yapalım diyorlar. En büyük yatırımcı kuruluş Ulaştırma Bakanlığı. Evet.
yatıl, istimar kasından gelir. Yani kayıtlar, onlar önemli değil, o kadar önemli değil. Biz yapalım şu işi diyorlar. Ya onlar da önemli. Olmaz olur mu? İşin hukuku da önemli. İşin nasıl gerçekleştirdiğiniz kanunlar, formaliteler, bunlar da usule esası ihmal etmemek lazım. Hı hı. Maalesef ihmal Hiç ediyorlar. Onları kayda almakta, kurallara uymakta, mali kurala uymakta büyük sıkıntılar var. Hı hı. Ve bir şey daha söyleyeyim. Dün de tenkitlerim arasındaydı genel kurulda hükümete karşı. Bu dönemde bu torba kanunlarla veya getirdikleri birçok kanunla şunu yapıyoruz. Daha önce güzel kanunlar yapılmıştı. SPK, işte Sayıştay Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4749 sayılı Finansman Kanunu. Finansmanla ilgili, kamu finansmanıyla ilgili bir yıl kanun çıkarttık, kurum oluşturduk. Birçok kurum oluştu, bağımsız kurum veya mali kurum. Bütün bunlar geriye doğru gidiyor. Özellikle kamu ihale kanununda büyük gerilemeler var. Her tarafı muafiyet oldu. Kamu ihale kanununa uyan yok. Uymaması halinde de ceza alan yok. Hiçbir müeydesi yok. Herkes istismar ediyor. Her konuyu. Tam bir geriye gidiş var yani devlet yönetiminde, kamu, mali yönetim ve kurumlarında, kanunlarında tam bir geriye gidiş var. Hı hı. Bu da bir maalesef çöküntüye işaret ediyor, evet, bir sıkıntıya işaret ediyor. Siz daha yakından görerek bu sorunları irdeleyebiliyorsunuz. Peki genel kurulda da torba yasa görüşmeleri başladı dün itibariyle. O da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çok tartışılmıştı. Özellikle biz %40'lık motor taşıtlar vergisi artışıyla bu yasanın düzenlemenin habercisi olduk kamuoyunda. Sonrasında Cumhurbaşkanı müdahalesiyle %25'e çekildi ama programın başında da söyledik. Hani %25 ne kadar uygulanacak sistem değişikliği de olduğu için artık MTV'de. Hani bu oranın yükseleceğini de söyleyebiliriz. Neler bekliyor eğer genel kuruldan da aynı şekilde çıkarsa? Artış oranları yüzde kaçtan yüzde kaça varabilecek örneğin? Onları tek tek çıkarmıştım ama şu anda izleyenlerimizin de kafasını karıştırmayayım. Sadece 40 bin liranın altındaki taşıtlarda, çıplak değeri 40 bin lira olan taşıtların dediğimiz gibi yeni sistemde taşıtın değeri esas alınıyor. 40 bin liranın altındakilerde %15'lik bir artış var. Ondan sonra hep %25, 37 ve 50'ye kadar artışlar söz konusu motorlu taşıtlar vergisinde. Yani yeni dönemde, hı hı, 2018'de maalesef %37'lik bir artış söz konusu olacak motorlu taşıtlar vergisi için. Hı hı. Bunu da herkes ödemek zorunda. Evet. Kaçarı da yok. Öyle. Yeniden değerleme zammı yapılacak ama motorlu taşıtlar vergisinde hükümetin torba yasayla getirdiği bu düzenlemeyle onun çok çok üzerinde bir artış olacak. Bir de torba kanununda bir şey daha var. Hı hı. 40'tan 25'e düşüyor. Onun için biz hesapladığımız, yaptığımız bütçelemede eksik kalan kısmı da alacağız dediler. %10 kurumlar vergisine anında zam yaptılar. Yani bir etki analizi var. Bunun %10 zam yapıyorsun ama piyasaya ne getirecek? Kurumları nasıl etkileyecek? Hiç ona bakmadılar. %10 zam demek. Hemen 6,5 milyar koymuşlar şeye, yani bütçe gelir olarak. Yani kurumlar vergisinin %20'den 22'ye çıkarılması. Kurumlar vergisi %20'den 22'ye, %10'luk bir zam. Onu finans sektörü olarak getirmişlerdi. Önce ama finans sektörü diye geldi ama sonra tüm kurumlar için. Sonra genele yayıldı. Evet, genele yayıldı. Birdenbire %10 zam yapılmış oldu. Halbuki aslında MTV tamam %40'tı ama sonuçta %35, %37 falan bunun ortalaması. Yani en fazla kullanılan taşıtlar, ortalama taşıt grubunu o segmente alırsak otomobilde ona %37 zam geliyor. Yani o kurumlar vergisindeki artışa hiç gerek yoktu maalesef. Hı hı. Başka artışlar da var. Örneğin ev sahibi olanlar, kira geliri olanlar için. Hani bunlar belki motor taşıtlar vergisi kadar konuşulmadı ama pek çok kişi evet, götürü gider usulü de %25'ten %15'e düşürüldü. Yani ev sahibi olanlar aldıkları kira geliriyle ilgili olarak daha fazla vergi ödeyecekler bundan sonra. Ya da şöyle bir şey de var. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Size kurada bir şans oyununda veya bir AVM'den bir şeyler aldınız. Bir otomobil çıktı. Onun vergisi iki misline çıkarıldı.
daha fazla vergi ödeyeceksiniz. Hı hı. Evet, şans oyunlarından yani, elde edilen bütün... Yani ne varsa böyle didik didik edildi, mümkün olduğunca daha fazla vergi alalım diye çalışılıyor. Yani sigara kağıdı, işte tüketilen bazı içecekler, daha önce ötevesi olmayan. Yani ciddi anlamda Maliye Bakanlığı'nın böyle ayrıntılı bir çalışma yaptığını görmek mümkün galiba. Yani çok aklımıza gelmeyen, günlük hayatta kullandığımız zaman şu ana kadar hani vergisi var mı, ötevesi var mı ya da ne kadar diye düşünmediğimiz böyle küçük küçük oranlar gündeme geliyor ve bunların totalinde de siz söylediğiniz ne kadarlık bir gelir, yani 27 milyar lira olarak açıklanmıştı ama sanırım 40-50 milyar gibi bir rakam. Yani etki analizi yapılmadığı için Maliye Bakanlığı'nda tam olarak rakamı bilmiyoruz. Ama dediğiniz gibi 40-50 milyarlık bir rakamdan da bahsediliyor. 20-27'den de bahsediliyor. Maliye Bakanlığı'nın, hatta ben onu tweet de yaptım, şöyle enteresan bir şey var. Asgari ücret alan vatandaşlarımız asgari ücretin altında ücret almayacaktır diye bir açıklama yaptı. Yani torba kanunu ve asgari ücret vergi diliminden dolayı yıl sonunda düşüyor ya. AGİ'de bir düzenleme yaptık. Şimdi asgari ücretin altına düşmeyecek. Geçen yıl da vardı o. Evet. Her yıl yapılması gerekecek mi bu? Çünkü her sene vergi dilimi sıkıntısı yaşanıyor. Şey yapalım, kalıcı hale getirelim dedik ama kabul etmediler. Bu sene de geçici bir düzenleme yaptık. Yani önümüzdeki yani yıl vergi dilimine girerse yine asgari ücret asgari ücretin altına düşebilir. Yani bu da bir tuhaf bir mantık aslında. Ve ondan sonra da Sayın Bakan diyor ki asgari ücretin altında ücret ödemeyeceğiz. Ya zaten ödememen lazım bu. Laf mı yani? Asgari mantığı, ücret 1400 lira. Bunun altına düşürmeyeceğiz diye müjde veriyor. Hı hı. Evet. Torba yasayla ilgili de önümüzdeki haftadan itibaren görüşülmeye devam edilecek. Biraz da belki ekonomideki son veriler, enflasyonla ilgili değerlendirmelerinizi programın başında konuştuk ama işsizlik rakamlarının da çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani yıl sonunda orta vadeli programda işsizliğin çifthaneli olacağını öngörüyor zaten. Enflasyon için Merkez Bankası ve hükümet tek hane dese de çift tane hane olacağı da artık neredeyse kesinleşti. İşsizlik de öyle olacak. Yani 2018 yılına yaklaşık %12'lik enflasyon ve işsizlikle girecek Türkiye. Ama büyüme rakamları da sanki bu ikisine tezat. %5'lik ilk iki çeyrekte büyüme var. Nasıl değerlendirmek lazım? Türkiye %5 büyüdü. Pek çok kuruluş Türkiye ile ilgili büyüme tahminlerini Dünya Bankası, IMF yükseltmeye başladı. Hani bir yandan büyüyoruz ama işsizliğe çözüm bulamıyoruz. Nasıl bir sarmalın içine girdi ekonomi? Yani bunu şu cuma günün hafta sonunun şu saatinde, son saatinde biraz egzecere ederek anlatayım. Şimdi Türkiye %5,5 değil, 5 değil, 5,5 değil de %10 bile büyüse vatandaşa bir faydası yok. Çünkü büyüyen aslında Türkiye'ye borç verip ondan nemalanan ve vergi ödemeyen bir grup var. Kanuna göre vergi ödemiyor. Sıcak para getirenler özellikle, Türkiye'ye, hazineye borç verenler veya bankada parası olup da ondan faiz alanlar ya çok düşük bir vergi ödüyorlar ya da hazine kağıdı alırlarsa hiç vergi ödemiyorlar. Büyüyen aslında o kesim. Ve büyüyen sadece gayrimenkul rantıyla geçinen kesim. Gayrimenkulle uğraşan kesim. O kesim büyüyor aslında. Yani büyüme çok sağlıklı değil. Sizin sadece işte sol kolunuz büyür sadece. Diğer kolunuz zayıf kalır. Bunun gibi bir büyüme bu. Hormonlu büyüme gibi bir ifadesi var. Garip bir büyüme. Yani Türkiye böyle şey gibi bir çocuğun sağlıklı gelişimi gibi kafasıyla, psikolojisiyle, bütün bedeniyle orantılı olarak büyümüyor. Anormal bir şey var büyümeyle ilgili olarak yapı var. Tabii ki büyümekten mutlu olacağız ama o büyümenin dengeli olması lazım. Maalesef Türkiye'deki büyüme dengeli değil. Memurun, işçinin, özellikle işsizin, çiftçinin, esnafın büyümeden pay aldığı yok. Harcamalar artıyor. Evet, gelirler artıyor, harcamalar artıyor. Bir şekilde idare ediyoruz şimdilik ama herkes borçlu. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı o. Türkiye'de ekonomi sıkıntılı, krizde nedir vatandaş için? Borç, öncelikle borçlanma ve işsizlik. Bu iki kalem en önemli konu. Devlet için hepsi var. Tabii ki işsizliği çözmek, istihdam sorunu, devletin sorunu, borçlanma, devletin de borçlanma sorunu var. Devlet de çok borçlanmış vaziyette.
şirketler de, hane halkı da, vatandaş da borçlu. Hepsinin bir arada ele alınması lazım. Bir güzel projeyle, perspektifle, makro bakışla, iyi bir stratejiyle hepsinin ele alınarak çözülmesi lazım. Ama bu yapılmıyor. Türkiye'nin sorunları yapısal. Yani tutup da böyle günübirlik, enflasyon arttı, hemen ona çözüm bulacağız diye bugün başbakanın yaptığı gibi, onu çözeceğiz. Müthiş önlemlerimiz var. Yok böyle bir şey. Böyle bir çözüm yok. Hiçbir şeyi yani böyle tek başına çözemiyorsunuz. Bir düğmeye basıp her şeyi halledemiyorsunuz. Yeni her bir şeyi, ekonomik model, yeni bir büyüme modeli üretmesine. Yeni bir büyüme modeli oluşturmanız şart. Her şeyi birlikte düşünmeniz, tüm verileri birlikte ele almanız, modelleme yapmanız, bir zamana yaymanız şart. Böyle birdenbire sihirli bir şekilde bu işler olmaz. Hani futboldan yine örnek vereyim, Türkiye halkı. Türkiye bu işi iyi biliyor. Ben sen takımı değiştirirsen o takımın uyum sağlaması falan biraz zaman alır. Birkaç ay içerisinde onlar birbirlerini tanıyacak, futbolcular, hoca onları tanıyacak, daha uyumlu hale getirecek, güven verecek vesaire. Nasıl onun futbol takımlarının zamana ihtiyacı varsa, ilk kez bir araya gelen bir 11 futbolcu çok iyi bir şekilde oynayamaz, yanlış yerlere pas atarsa, bu ekonomi yönetimi için de böyledir. Devlet yönetimi için de böyledir. Zamanla bazı şeyler olur. Çok iyi çalışmayla olur. Çok iyi bir stratejiyle olur. Basit değil. Efendim şu gelecek, şu bunu düzel. Yok öyle bir şey. Öyle basit değil bu işler. Devlet yönetmek bilgiyle olur, şeffaflıkla olur, hesap verirlikle olur. İyi hesap yapmakla olur. Aslında ekonomistlerin yaptığı eleştirileri ekonomi yönetiminden, örneğin dün Cumhurbaşkanı'ndan da duyduğumu söyleyebiliriz. Bu yeni otomobil, Türkiye'nin otomobilinin tanıtıldığı, firmaların tanıtıldığı toplantıda bizim yüksek teknolojiye yönelmemiz lazım. Yoksa 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşamayız gibi bir sözü var. Yani bunu aslında biliyorlar ama hayata geçirmek mi zor, yoksa hani kamu olarak yapılabilecekler mi kısıtlı? Siyaset bir anlamda, siz de biliyorsunuz, umut vermek vatandaşı. Şimdi dünkü manzarayı gören, bugün gazetelere bakıp baş sayfada işte yanına baba yiğitleri almış bir cumhurbaşkanı gören insanlar, helal olsun ya, Türkiye otomobilde yapacak diyor. 2009'dan beri Nihat Bey Sanayi Bakanı'ydı. O zamandan beri Cumhurbaşkanı hep böyle baba yiğitleri topluyor. Onlara otomobil yaptırıyor. Yapın, 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 yapın. Çıyalım birer tane. 2009'dan beri ben bunu hatırlıyorum. Belki ondan öncesi de vardır ama 2009'dan beri Türkiye otomobil yapıyor. Kaç yıl olmuş? 10 yıl, 10 yıl tamamlanıyor neredeyse. 8-9 yıl. Yani otomobil yapmak bir araştırma geliştirme sonucu olacak. Artık otomobiller o bildiğimiz klasik motorlu araçlar değil. Yazılımı var, güncellemesi var. Tabii elektrikli oldu artık. Çok farklı hale geldi. Önümüzdeki yıllarda şoförsüz olarak kullanılabilecek otomobiller. Bineceksiniz otomobilinize, siz kullanmayacaksınız. O nereye gidecekseniz o bilgisayarda tabii olacak. Sizi götürecek. Benzin kullanılmayacak, motorun kullanılmayacak. O hale geliyor. Şimdi otomobil yatırımı çok büyük bir para gerektiriyor. Şu anda birçok otomobil fabrikası kapanmış vaziyette, kapanıyor. Siz tutuyorsunuz o eski teknoloji, otomobil yapmaya çalışıyorsunuz. Hani merdaneli şeyler vardı, kollu çamaşır makineleri, gençler hatırlamaz. Onlar nasıl birdenbire kayboldu otomatik çamaşır makineleri çıkınca? Sıkmıyorsunuz. Onun gibi, adını vermemde sakınca yok, bir Rax şirketi vardı, kaset yapardı. Birdenbire o 2000 yılların başında kaset piyasadan yok oldu. Eskiden herkes kaset doldurdu. Hala kaset doldurmak diye geçer sanatçıların literatüründe. Artık kaset kalmadı ki. CD'ler çıktı, flash bellekler çıktı. Yani var olanın birkaç adım ötesine geçecek tabii, bir teknoloji üzerinde çalışması. Otomobilde de öyle. Yani otomobilde bildiğimiz otomobil artık, o direksiyonlu otomobil yok. Farklı bir yöne doğru gidiyor. Farklı markalar devreye girdi ve mevcutlar kapanıyor. Biz hala eski model otomobil yaptırmaya çalışıyoruz. Yok, olmayacak yine. Bu kafayla yapamayız onu. Ve biz Volvo'ya 40 milyon euro ödedik. Dünyanın parası ödemişiz. Aldık onun isim hakkını. Ne oldu? Onu da çöpe atıyoruz şimdi. Çok da para harcadık bu alanla ilgili olarak. Keşke yapabilsek. Evet. Otomobil yapmaktan,
Türk otomobiline sahip olmaktan gurur duyuyorum. İlkini ben alayım. Mutlu olurum. Cumhurbaşkanıyla kapışırsınız o zaman. Yani vatandaşı da kandırmayalım. Yani 10 yıldır kandırıyoruz. Yine kandırmayalım artık. Yeter. Evet, göreceğiz bakalım. 2019 yılı için prototip sözü verildi. Otomobille ilgili gelişmelerde ekonominin paralelinde devam edecek. İzleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Komisyona döneceksiniz. Çalışmaya devam edeceksiniz. Geç başladık diliyoruz. Ama biraz uzattık galiba. Evet, öyle yaptık. Teşekkür ederim. Aynen, süremizi uzatmaya çalıştık. Çok teşekkürler. Verilerle, haftanın son verileriyle programımızı kapatalım. Bugün BIST 100 endeksi güne yükselişle başlamıştı ama şu dakikalarda biraz geriye gidiş olduğunu söyleyebiliriz. Haftayı 111.040 puan seviyelerinde kapatacak gibi görünüyor. %2'ye yaklaşık bir değer kaybı var hisse senetlerinde. Dolar çok ciddi yükseldi. Özellikle enflasyon verisinin açıklanmasından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerin de netleşmesiyle yükselişe geçti ve 3.87'yi gördü. 3.90'a yaklaştı dolar. Avro'da 4.5 seviyesinde 4 lira 49 kuruşta şu dakikalarda. Altın yatay seyrediyor diyebiliriz. O da 157 lira civarlarında altının gram fiyatı, satış fiyatı borsada ve diğer ürünlerde de haftanın son rakamları böyleydi. Dolardaki yükselişin altını çizelim. Ve ekonomide bu haftayı da bugünlük bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma günü yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.